Babamın arabası o zaman Şahin'di. Benim ilk arabam Doğan oldu. Tam disk önünde dururken bir tane fren sesi duydum. Ulan dedim bir yerde kaza mı oluyor? Meğerse fren sesi bize doğru gelen bir arabanın fren sesiymiş. Abi bam diye adam vurdu mu? Arabayı aldığım ilk gün arkada adam vurdu. Polisler ehliyetimin olmadığını anlamadılar. Çünkü o kadar sinirliler ki ehliyeti olmayıp da böyle bir şey yapamayacak diye düşündükleri için o kadar ehliyetim var zannediyorlar ki. Hayatım ilk defa sana anlatıyorum bu hikayeyi. Madem o kadar 5 yıl bekledin, al sana hikayenin kralı. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Acun abiyle yaklaşık 3 senedir bu videoyu çekeceğiz. Kısmet oldu çektik ama harbiden çok yoğun. Yani diyecek bir şey yok. Adam şimdi gidip takımıyla beraber vakit geçirirken gel video çekelim diyemiyoruz tabii ki. Dün çekecektik. Acun abi geldi sıfır uykuyla. Dedik bugün çekelim. Bugün evet, kısmet bugün oldu. Evet, uykumuz yine sıfır ama sorun değil artık. Dünden daha yorgunum. Keşke dün çekseymişiz. Abi hoş geldin öncelikle. Kanalımıza. Bu arabada tanınıyor mu? Yok, tanınmıyor. Şu an bir ama Mercedes... işte trafikte şimdi vatandaşlar tanıyor. Görüyor. Yani. İçi göründüğü için. Normal. Mercedes E63 S'in içindeyiz arkadaşlar. Acun abiyle çok araba sohbetleri yapıyoruz. Bazen böyle gece 2'de 3'te Acun abinin aklına araba geliyor, arıyor diyor. Şu nasıl, bu nasıl ama Mercedes tutkun var abi. Seviyorsun. Daha önce de varmış çünkü E63 sende. Ya, araba tutkun var. O zaten. Ama hani arabaları ben hani bineyim de gezeyim, insanlar bana baksın değil. Arabayı kullanmaktan zevk alan biriyim. Ben küçüklüğümden beri hep araba kullandım. Araba kullandım derken hani çeşit çeşit arabalar kullandım. Araba kullanmayı seviyorum bir kere. O yüzden böyle bir marka üzerinde böyle çok yoğunum dersem yanlış olur. Çok çeşitli bir yelpaze kullandım. Belli markaların belli modellerinden çok zevk alıyorum. Şu an SUV de kullanıyorsun. Elektrikli evet. Bir otomobil de kullanıyorsun. Evet. İşte 8 silindirli bir otomobil de kullanıyorsun. Ama evet. Genellikle hızlı otomobil seviyorsun. Seviyorum. Yani bir hıza karşı merakım var. Doğru. Ama tabii ki hani mesela belli ölçüde ülkemizde hız sınırlarının artırılmış olması o açıdan beni de biraz daha mutlu etti. Çünkü açıkçası hızlı arabam var diyelim bazı ülkeler var. 80'e geçemiyorsun. Ya da otoban yok, trafik yok. O zaman da hızlı arabayla trafikte devamlı takılıyorsun. Bizim ülkemizdeki o otobanların çoğunluğu ve gitmemiz gereken bölgesel şehirler araba kullanma zevkini arttırıyor. Şu anda 154'e kadar çıktı hız sınırı. 140 evet. Artı işte %10. İlk arabanı hatırlıyor musun abi? Tabii ki canım. Neydi? Babamın arabası o zaman Şahin'di. Benim ilk arabam Doğan oldu. Arkadaşını aldım. Ondan sonra ilk arabayı aldım. Bak. Alparslan Ensari arkadaşım. Sağ olsun arabasını sattı bana. Doğan cillop gibi bir araba verdi. Tamam, temiz kullanmış. İçinde sigara içilmemiş. Araba mükemmel. Arabayı aldım ilk gün. Discorium diye bir kulüp var o zaman. Hatırlıyorum. Ondan sonra Discorium'a gittik. Arabanın almamızın şerefine. Ondan sonra gittik abi Discorium'a. Tam Discorium'da dururken bir tane fren sesi duydum. Ulan dedim bir yerde kaza mı oluyor? Meğerse fren sesi bize doğru gelen bir arabanın fren sesiymiş. Ondan sonra abi bam diye adam vurdu mu? Arabayı aldığım ilk gün arkada adam vurdu. Taksici. Baba dedim gece saat 3.30. Etrafta araba yok. Niye vurdun dedim bize hani. Adam dedi ki abi dedi kızlara şey yaptım dedi. Takıldım dedi çıkan diskoryumda. O sıra seni göremedim dedim. Mükemmelmiş dedim. Ama dedi hiç merak etme ben boyatıyorum dedi. Tamam dedim. Öğrenciyim o zaman. Yanlış anlamadım. Üniversite öğrencisiyim. Ondan sonra ben boyatacağım. Teşekkürler. Allah razı olsun. Peki boyat bari kardeşim dedik. Araba boyamaya gitti. Geldi. Başka bir renkte. Adamın o taraf. Bak ton farkı demiyorum. Başka bir renk. Füme arabaya. Affedersin şimdi tabii açık bir yayın olmasına rağmen yine kendimi tutarak. Benim gözünü sevdiğim kardeşim açık tonda bir gri koymuş mu? Son halimi anlatıyorum sana. Hiç unutamıyorum bunları. Benzinlama gittim. Adam pompayı basarken gülmeye başladı. Abi bu araba iki renk dedi. O gün benim için hani mesela olabilecek en kötü şey anladın mı? Gülüyor adam araba iki renk diye. Ondan sonra kendimiz bir daha boyattık falan. Öyle güzel bir arabam olmuştu yani. İlk arabanda bunları yaşamak enteresan hakikaten komik. Evet, ama senin hayatın hep macera abi yani. Yani hep bir macera, hep bir şey var yani evet, hayatında. Evet, çok sokaktayım. Çok sokaktaydım o zamanlarda. Zaten çok normal bir hayatım da olmadı. O yüzden de hani tabii ki birçok problem yaşayıp araba konusunda da öyle. Yani neler yaşadım. Bana 10 program falan vermen lazım da sırf araba olaylarımı anlatsam. Ya babamın arabayı kaçırıyorum. Dinle bak şu olayı. Babamın arabayı kaçırdım. Niye kaçırdım biliyor musun? Ehliyet almak için. Güzelmiş. Hayatımda ilk defa sana anlatıyorum bu hikayeyi. Madem o kadar 5 yıl bekledin, al sana hikayenin kralı. Ehliyeti nereden alacağım? İstanbul'da büyük yoğunluk var. İzmit'ten alacağım abi. Araba kullanmayı çok iyi biliyorum ama ehliyetim yok. Ehliyet o zamanlar bizim zamanımızda ehliyet almak şey gibiydi. Üniversiteden mezun olmak gibiydi. Ya bayağı zor. Acayip derecede yoğunluk var filan. Kurslar yok o zaman. Abi nereden alırız nereden alırız? Kocaeli'nde daha az yoğunluk var diye Kocaeli'ne almaya karar verdik. Kocaeli'ne yalnız arabayla gidiyorum. Ehliyetim yok. Ama araba kullanmayı çok iyi biliyorum. 1-2 sene böyle kullanmışım böyle acayip iyi biliyorum. Baba sağ olsun babam arabasını esirgemezdi. O yüzden ben çalıştım. Çok da iyi biliyorum ama İzmit'e gittim. Şehir dışına çıkmak için kaçırmak zorunda kaldım. Evet babamın haberi yok. Ondan sonra gittim İzmit'e. Klasik Acun geç kaldık. Şey kapandı mı? Başvuru kapandı. Abi şöyle anlatayım sana. Yıllar önceden bahsediyorum. İzmit'e gitmek yani gerçekten bir olay ya. Yani. İzmit'e gidiyorsun. Şimdi hızla giderken belki İzmit'e geçiyoruz ama o zamanlar büyük olay yani. Sonra ya böyle şey olur mu dedim. Patinaj atarak emniyet müdürünün önünde böyle arabayı yanlayarak çıktım. Sinirlenerek çıktım. O sırada emniyet müdürlüğünün önünde kim var? Emniyet müdürü. İzmit emniyet müdürü. Sadece şöyle yapmış. Bana onu hemen alın demiş.
bağlayın demiş. Gidiyorum İstanbul'a doğru gidiyorum sinirli bir şekilde. Millerde yol tıkanmış. Abi yol niye tıkandı? Beni almak için tıkamışlar yolu. Uygulama polisler başlamış. Etrafta. Polisler ehliyetimin olmadığını anlamadılar. Çünkü o kadar sinirliler ki ehliyeti olmayıp da böyle bir şey yapamayacak diye düşündükleri için o kadar ehliyetim var zannediyorlar ki arabayı çabuk bağlıyoruz dediler. Arabayı bağladılar. Biz abi otostopla İstanbul'a dönüyoruz. Tamam mı? Babam abi aşağı bakacak. Ataköy'de oturuyoruz. Araba yok. Babamdan da çekinen bir çocuğum. Çekinmeye bak arabayla İzmit'teyiz. Ellerim ayaklarım tutuyor. Eve geldim böyle. Şey gibi kurbanlık bir koyun düşün. Öyle bekliyorum tamam mı? Babam gelecek. Anlayacak. Ondan sonra kapının önünde Ataköy'de işte ama tabii şöyle de bir olay var. Hani birçok araba park ediyor aynı anda otoparka. Ama araba nerede? Yok. Oğlum arabayı nerede? Yok söyle bana. İzmit'te baba falan. Anlatamıyorum bile. Ondan sonra kurbanlık koyun gibi beklerken böyle anneme acı acı sordum. Saat 6 oldu. Babam 6.30'dan gelir. 6.30 gibi dedim ki 7 oldu. Anne dedim babam kaçta gelecek dedim. Baban bu akşam Edirne'de kalacak dedim. İnşaatı vardı o zaman babamın. Abi hayatımda bak böyle hani piyango çıkar ya bir saat. Çığlık atışa utanıyorum. Ne dedim. Böyle ne oldu ya dedi. O da anlamıyor tabii. Niye sevindiğimi. Ya dünyalar benim oldu böyle. Bir günde kurtarırım arabayı diyorsun. Arabayı zaten ertesi gün gidip kurtaracağız bir şekilde. Hani sonuçta cezasını ödüyorsun falan kurtarıyorsun yani. Sonuçta arabada da hani yaptığımız şey trafiğe muhalefetten almışlar arabayı. Arabanın böyle acayip bir eksiği yok. Ondan sonra dinle. Fakat bunların peşine 20 gün sonra annem torpidoyu açıyor abi. Ceza. Kocaeli otoparkı. Ceza değil. Otoparkının kağıdı. Arabayı çekmişler ya. Babama gidiyor. Sen benden gizli. İzmit'e mi gittin diyor babama. Babamın cevabı söyleyeyim sana. Bizimki gitmiştir. Rahat ol bizimki gitmiştir diyor. Annem geldi sordu. Evet anne gittim filan. Ya oğlum manyak mısın? İzmit'te ne işin var? Ataköy'deyiz. İzmit o zaman işte demiyor öyle şey. Öyle şey vardı. Yani. Daha ehliyeti almadan senin maceralar başlamış aslında. Bir de bu tamam. Kayan maceran var. O da enteresan. O hangisi? Kayan alıyorsun sıfır. Gidiyorsun otoparka koyuyorsun. Bu araba kimin diyorlar ya. Show TV'deyken mi? Abi. Beni bitirdi arabaya. Bak Acun Ferrar'da tutmuş. O zaman Kayan ilk defa dünyaya çıkmış. Ve İstanbul'da 3 Kayan falan var. 4 tane 5 tane var böyle. Abi Acun Ferrar'dan tuttuğunu reytingde gördüğüm an klasik bir Türk erkeği olarak ilk yaptığım iş 26 değil mi? 40 bölümlük Acun Ferrar'da parası belki 50 bölüm bilmiyorum. Onu direkt şey yaparak alacağımı hesaba katarak programın da yayından kalkmayacağını da öngörerek gidip bir tane Kayan turbo aldım. Kayan Aslan adı neydi? Kayan'ın turbosunu aldım. 168 bin euroya arabayı aldım o zaman. Şimdi 500 euro falan olmuştu herhalde. Arabayı aldım getirdim Show TV'ye. Show TV'deki şey kim? Bizim İsmail. O zaman arabaları yerleştiren. İsmail de bana tapıyor o zamanlar. Şimdi de sağ olsun o günden beri beraberiz tabii. Yani şu anda biz de çalışıyoruz sağ olsun. İsmail hani o günden beri benle beraber. Ama o dönemde Acun abi, Acun abi diye bayılıyor bana. Benim arabayı aldım. Kendi arabası almış gibi mutlu oldu İsmail tamam mı? Ondan sonra çok sevindi. Arabayı aldı abi. Show TV'nin girişine çekti mi? Kafaya. Evet. İsmini söylemeyeceğim. Show TV Genel Yönetim Kurulu Başkanı geliyor sırada. İçeri doğru. Adam arabayı görüyor böyle. Araba cillop gibi. Bir de İsmail iyice parlatmış falan. Gümüş renkte böyle. Parlıyor araba. Baktı böyle. Bakmış ya bir haberim yok. Böyle yapmış. Bu araba kimin demiş. İsmail de gurur duyarak. Anladın mı? Normalde adını sen söyle hani saklaması lazım, belli etmemesi lazım. Yani bizimki olaydan büyük gurur duyarak Acun abinin arabası demiş böyle. Ondan sonra adam şöyle yapmış. Dört gün sonra Acun Ferrar'ın parası 1/3 azaltıldı. Düştü. Azaltıldı. Bilmem ne masrafları vardı. Onlar azaltıldı. O azaltıldı. Bu azaltıldı. Şey hayatımın en pahalı arabası olmuş oldu tabii. Hani sık hayat durma. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Şey vardı çok yakın o zaman dostum vardı Zeynep Kara Mehmet yönetimden. Ama beni çok seviyor ama böyle bir kara çıktığı zaman da bir şey diyememiş tabii. Camdan aşağı arabaya doğru baktı böyle. Ne arabaymışsın be. Adam hayatını kararttı. O da üzüldü çünkü şey olmasına. Buradan zaten aslında biz de öyle yani. İlk kazandığımız bütün paraları ben de. Gittim bir tane otomobil aldım hemen kredi çekip araba yani. Zevkin varsa zaten kesinlikle. Öyle yapıyorsun yani. Yani biz sen de öylesin zaten. Arabayla kafayı yemiş birisin yani. Ben de hani şu anda eskisi kadar aşırı yoğunluğum var mı? Yok ama. Yani sana şöyle söyleyeyim. Arabalarımı saymaya kalksam değiştirme hızımla beraber. Ya sen dersin ki arada 3-4 tane ekledim yani. Mini Cooper'dan başladım. M3'e devam ettim. O arada Astra GSI. Ondan sonra bir tane Renault 5'in şeyi Alpine. Alpine Renault 5. Yani böyle hep böyle karakter olan güzel arabalar aldım. Senin 106 XS'in vardı abi. Show TV Mustang'taydı. Sen onun önüne değil, çekiyordun. 106 değil. 106 vardı küçük. Tek 106. Kapı. 106 ilk sesim vardı. 206. 206 mıydı? 206'ydı o. Aa. 206 vardı. Evet, tamam 206. Tamam 206'ydı. Ben 206. Bir kere arabanın aküsü bitmişti. Ben itmiştim. Babam dükkana gidiyordum sanayide. Sen bir yardım etsenize gençler dedi. O arabayı ittim. Öyle mi? 206 biz seninle o zaman 20 sene önce karşılaştık. Sonra yani. 405 aldı. 405 mi değil mi ondan sonra? Şey olan, uzun olan 405. 206'yı verdim 405 aldı. Değiştir olduk. Yani aynen. Bir arabayı bir seneden fazla binmedim. Yani. Hep böyle bir araba değiştirme heyecanı yaşadım yani. Peki şimdi herkesin birbirine sorduğu bir soru var bizim camiada. Bak sollamaya çıkıyordum. Önünden evet. Ne çıkıyordum evet ya. İnanılmaz bir şey işte. Türkiye'de maalesef. Maalesef abi. O yüzden hani, hiçbir şey acele etmeyeceğim biz de. Evet. Her yerden her şey çıkabiliyor çünkü. Sana çok anlamlı bir soru soracağım abi. Tam sana sorulacak bir soru. Limitsiz bir paran olsa hangi arabayı alırdın?
Sanki bir Bugatti Chiron alırdım ya. Alır mıydın? Hmm, ben kullandım bu arada abi. O arabayı bir şeyim var, sempatim var. Tabii vergiler olsun, şey olsun. Şey çok acayip abi. 1500 beygirlik bir Golf GTI kullanıyor gibisin. Araba çok acayip. Evet, acayip o zaten onun küçüklüğünün farkındayım. Acayip küçük yani. Olduğu için de kompaktlığını tahmin edebiliyorum. Amerika'da Cadillac var mesela. Hı. Amerika için çok uygun çünkü arkada bir sıra daha var. Hep kalabalık oluyoruz. Arkaya çocuklarla falan gittiğimiz zaman arkaya yatıyorum falan. Aşırı rahat ediyorum. Ve yollar bence, çok geniş orada. Bence her ülkenin de kendine öz bir arabası da var bence. Hani her araba her yerde de iyi olmuyor. Londra'da aldın arabayı. Ne yapacaksın abi? Söyle bana. Londra'da olsam bir tane SUV alırım. Rahat rahat en azından trafikte keyfim rahat olur yani. Sürekli her yer kamera. Zaten gaza basamıyorsun. Basamıyorsun. Peki abi Tofaş'a falan hiçbir şey yapıyor muydun? Modifiye ediyor muydun? Herhangi bir şey yapıyor muydun? Modifiye merakın var mı yani? Ya bir Fatih Melek falan... vardı benim arkadaşım. Onda Opel Manta vardı mesela. Kilitli diferansiyel. Ya bir gün arabayı ondan aldım. Araba o zamanlar üniversite 1 falan. Abi kilitli diferansiyel Opel Manta arkadan çekiş. Yani şimdi sola koyuyorsun ya bir koyuyorsun böyle yan yan gidiyorsun. Yani o aklımın almadığı bir zevkti yani. Ondan daha zevk aldığım araba çok az olmuştur. Yani o rally arabası, araba geniş. Bir gün 360 dönüyorsun. Geldin yine 180 daha doğrusu pat diye devam ediyorsun. Bir gün kadının biri şey dedi. Garajda böyle ben böyle döndüm arabayla. Arabayla şöyle dönüyordu mesela. Parka giriyorsun ya böyle. Geri alıp öne alıp bir daha yapıyorsun ya. Ben direkt sola vurup gazı bir vuruyordum. Arabanın kıçı olduğu yerde dönüyordu. Ben de U dönüp devam ediyordum. Böyle park ediyorsun arabayı. Gaza basıp döndürüp gidiyorum. Kadın biri bir gün dedi ki yavrum biraz yavaş kullansana dedi. Hiç olmuyor. Tabii aklı da kazanacağız o zaman. Teyze dedim ben arabayı zapt etmeye çalışıyorum. Gaza basınca araba durmuyor. Zapt etmeye çalışıyorum demiştim. Biz bir tane drift arabası hazırladık. Tofaş. 550 beygir yaptık. Bir gün istersen kullanırız abi. Ya size yakalarım. Ben mesela bir kar anılarımız var. Kar yağdığı gün saat 4'te sabah 4'te falan mutlaka çıkarız. Tam bizim geçtik. Aynımız da. Ama biz yani canlı canlı. Tofaş'la. 5 sene önce şeydeydik. Balta Limanı'nda araba döndürüyorduk. Balta Limanı'nın yokuş var ya. O yokuş çok iyi çünkü. Böyle yokuş aşağı gidiyorsun. Geniş alan var. Böyle kar yağdığı zaman sabah 5. Arkadan çekiş araba bulunmadı dedim. Çünkü arabanın hepsi 4 çekere döndü ya şimdi. Buldular bir tane arkadan çekiş araba. Onunla böyle yanlıya yanlıya tur atıyorduk. Yani. Bende M5 var abi. Bir şey olsa getiririm. Aklımda olsun. Çok güzel araba. Survivor'la ilgili biraz konuşmak istiyorum abi. Ben çünkü hakikaten tam bir Survivor izleyici arkadaşlar. Aile de öyle bizim. Şu anda açıkladığın isimler takvime bakıyoruz. Ulan Ocak ne zaman gelecek, ne zaman başlayacak diye direkt takvime bakıyoruz. Çok iddialı gelecek, çok belli. Her programda söyleneni ben de söyleyeyim. Bizim programa özel bir isim verir misin? Ben duyuramam ama söyleyemem tabii ki. Hayır, abiye saygımdan. Kadroyu açıkladım zaten. Çok detay 3-4 isim kaldı da ben sadece şunu söyleyebilirim. Sizin programa özel anlatayım bunu. Hayatım boyunca en heyecanlandığım Survivor bu olacak. Çünkü oylama olmayacak, SMS olmayacak. SMS olmaması demek de bizim o eleme sahnelerini canlı yaşayacağımız demek. Şimdi bu kadar kazanmayı isteyen ve bu kadar iddialı bir grup düşün. Şimdi bu grup yarışırken artık birbirlerine aday gösterecekler. Aday gösterip düelloya çıkacaklar. Benim için o düelloları seyretmek yani Survivor'un bence 10 yılının 12-13 yıl oldu belki daha fazla olmuştur. Hani en zevkli an olacak. Çünkü kaybeden elenecek. Onun dışında da bir de finali bile parkurda yapacağız. Çünkü Türkiye'de artık Survivor bir spor dalı gibi oldu. Evet. Tamam mı? Ve herkesin de iddialı oldu. Ben daha iyiyim, ben daha iyiyim. Madem dedim hepiniz daha iyisiniz birbirinizden. Herkes de öyle iddia ediyor. O zaman dedim buyurun parkurda savaşın. İyi olan kazansın dedim. Ve çocuklar da buna çok sıcak baktılar. Algı yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Benim için böyle dediler, şöyle dediler. Seyirci beni orada bilmem ne yaptı. O gün kavga oldu, ben elendim. Sonu gelmedi. Bilmeyen bir şey vardı, sıkıntı. Seyircimiz bile sitem ediyor mesela. Ya birinci çıkıyor adam. Seyircimiz vay efendim bu niye birinci çıktı? Ne yapalım? Anladın mı yani? Oylama yaptık, bu birinci çıktı. Ben ne yapayım yani? Şimdi o stresten bile kurtulacağız. Keyfini çıkaracağımız hep beraber Survivor seyredeceğiz. Çok değişik olacağını düşünüyorum yani. Bekliyoruz abi. Son olarak abi biraz özellikle otomobil alma konusunda gençlerimizin umudu biraz kırıldı ülkede. Fiyatların geldiği noktadan dolayı vesaire. Buradan izleyici arkadaşlara ne öneride bulmak istersin? Çünkü çoğu insan için idolsün ülkede. Sen de muhabirlikten gelip bu noktalara kadar gelmiş bir insansın. Ne önerirsin abi gençlere? Tabii ki otomobil almak zorlaştı diyoruz ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay. Gençlerimiz tabii genç oldukları için bizim dönemi yaşamadılar. Bizim dönemde sana şöyle söyleyeyim. 4 ailenin birinde ikisi de araba olurdu. Biz Ataköy'de otururduk. Otoparkta 100 daire vardı. Otoparkta 40 araba vardı. 30 daire araba vardı. Biz de hatırlıyorum bir hastalanınca falan komşudan araba alıp mesela, gelirdi falan. Yani o yüzden tabii ki gönül ister ki herkesin arabası olsun ama şu andaki şartlar, şu anda araba alma şartları bir önceki döneme göre biraz zorlaşmış gibi gözükse de bizim dönemimize göre çok daha fazla avantajlar var. Araba teknolojisi tabii çok ilerledi. Eskiden bizim dönemimizde mesela dandik araba aldığın zaman gerçekten dandik olurdu abi. Yani araba elinde kalırdı böyle. Şimdi artık mesela ucuza araba alıyorsun, bakıyorsun adam teknoloji o arabayı yerleştirmiş. Yani korkunç bir gelişim oldu dünyada bu konuda. O yüzden de hani arabayı artık daha ucuza çok daha iyi araba alabiliyorsun. Ben ne arabalar hatırlıyorum ya. Yani hani böyle araba ağlıyordu böyle yani. Ya bir dönem arabamızı anlatıyorum sana. Akü yok arabada. Vurdurarak çalıştırıyoruz. Ve arabayı yokuşa koymak zorundasın. Ben bir hafta aküsüz arabayla yaşadım. Mesela bir hafta o zaman yaptıramıyoruz. Hani arabaların bitikliğini anlatıyorum sana. Arabayı ne yapıyorsun biliyor musun? Yokuş yoksa
yokuşta park edemiyorsun. Mutlaka yokuşta park edemiyorsun. İstop etmeyeceksin. Yokuşa bakacaksın, yokuşta hızlanacak, iki etrafı vurduracaksın, öyle devam edeceksin. Ve ben bunu artık o kadar alışmıştım ki bir hafta öyle kullandım. Babamın arabası bendeydi, işte babam yoktu. Silecek bozuldu o zaman. 2,5 gün, 3 gün sileceksiz kullandım. Sonra gözlerim sileceksiz araba kullanmaya alıştı. Arabayı böyle normal yağmur yağıyor ya mesela. Ben yolu görmeye başladım abi. Şimdi kullanmıyor musun? Arkadaşım geldi. Dedi ki Acun dedi, Ahmet bizim kuru Ahmet. Efendim Ahmet dedim. Bakıyor yola baktı, bana baktı, yola baktı. Biz ne görüyoruz abi şu anda dedi. Ama ben artık o akan sulardan böyle yolu görmeyi kendim ezberlemişim. Yani şu anda baktığımız zaman bunlar bana göre eski hikayeler, ne bileyim o zamanki o eski arabalar, Amerikan arabaları falan, milletin ili ayağı ya da abi, tamirciyle kanka oluyorsun. Tanımadığım tamirci yoktu benim ya. Bütün egzozcularla falan kankaydık yani. Eski ustaların hepsi psikolojik sorunları vardı abi. Çünkü o sorunu bulmak için o kadar uğraşıyorlardı ki adamlar. Bravo. Yani tabii, bir şey yoktu, yazılı tabii, bir şey yoktu, çizili bir şey yoktu. Tabii. Son olarak abi şunu söyleyeceğim. Motosiklet tutkunu da çok iyi biliyoruz. Bazen de kasksız kullanıyorsun. Evet. Bu da eleştiri alıyor. Söylüyorsun arkadaşlara, ben yapıyorum siz yapmayın diye biliyoruz ama bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Söylemek isterim. Şöyle, bu kasksızlık olayı Türkiye'de bir dönemlerde böyle acayip derecede büyütüldü. Ben sadece şu bilgiyi vereyim. Dünyadaki en güvenli ülke Amerika. Yani benim trafikte daha güvenli ülke gördün mü sen hiç? Yok. Doğru. Kurallar murallar. Yani bir yerde, her yerde durmak zorundasın mesela, bir kere. Mecbur. Ya da bozduğun zaman ne kadar bir stres var falan, evet, falan değil mi? Biliyorsun. Şimdi Miami'de, Florida'da kask takmak zorunda değil. Çünkü adam diyor ki ölürsen, bir şey olsa sen kendin ondan yaşayacaksın bunu. Bazı şartlar var abi. Mesela şunu diyor adam. Sıcak olduğu zaman, hava sıcakken kask taktığın zaman avantaj bir şey değil. Yani sen orada artık kendin muhakeme edeceksin. Ama diyor ki gözlüğü takmak zorundasın. Gözlük takıyorsun bir tane. Onun dışında gözüne bir şey kaçırıp da başına bir şey gelmesin diye. Ama kaskın mesela 62 derece sıcak olsa motosiklete kaskla nasıl bineceksin abi mesela? Anladın mı? O kaskı takacaksın, içinde terleyeceksin. Daha mı randıman verebilirsin sence? Ben şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bizim ülkemizde tabii takılması lazım. Kuraldır. Ben de bazen bu kuralı bozuyor muyum? Bozuyorum. Ama vicdani açıdan mesela benim için alkollü araba kullansan herkesin hayatını tehlikeye sokuyorsun. Hızlı araba kullansan herkesin hayatını tehlikeye sokuyorsun. Ama kask takmadığın zaman, ki ben bir kez daha söylemiştim, Amerika'da takmıyoruz. Normal geziyorsun Florida'da, Miami'de, ben hiç kask takmıyorum. Zaten kanunda da kask takmıyorsun. Yani o kask takmamayı böyle anormal bir yere taşımaya gerek yok. Ama tabii ki ben mesela şuradan şuraya giderken böyle normal gideceğim. Kask takmıyorum abi. Otobana çıkıyorum, kask takıyorum. Ben öyle yapıyorum mesela. Ama buralarda da takmalı mıyım? Takmalıyım. Ceza olursa ceza ödüyor muyum? Ödüyorum zaten. Senin yani, ödemişim yani. Ödüyorum cezasını, tamam. Ama bu hani şey cezalardan biri değil yani. Mesela şöyle anlatayım sana. Bir parayı geç yatırsan da ceza ödüyorsun. O da mesela ihmal ettiğin zaman ceza ödüyorsun değil mi? Benim için hani açıkçası o ceza o. Kimsenin hayatını risk eden bir ceza değil yani. Abi çok teşekkür ederim. Değil yani mi? Arkadaşlar Acun abinin ve Acun abinin ekibinin, bütün Acun medyanın benim hayatımda çok güzel bir yeri var. Yani 5-6 yıldır birlikte işler yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Bu arada spekülasyonlar dolaşıyor piyasada. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Acun abi burada ne görüyorsanız o. Yani bildiğiniz bir abi gibi arar, güzel bir şey yaptığında tebrik eder. Kızdığında da arar, fırça da atar. Biz onu abimiz gibi görüyoruz bu konuda. Bütün ekibi de öyle. O yüzden de biz de birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Konuk geldiğiniz için çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ olasın. Rica ederim. Ben de sana başarılar diliyorum. Eyvallah. Zaten hep takdir ediyorum, beğeniyorum. Bir arabayla ilgili sıkıntı olduğu zaman da zaten arayacağım ikisi sensin. Eyvallah. Görüşürüz abi. Sağ olasın.